Bu bölümde hal ve bedel konuları ele alınacaktır. Hal dediğimizde mesela huligal insanı daife, insan zayıf olarak yaratıldı. Burada olarak kısmı hal oluyor. Huligal insanı insan yaratıldı. Ne halde? Şöyle olduğu halde, zayıf olduğu halde. Ve ayete mana vermek çok kolay. Huliga yaratıldı. El insan insan daife zayıfe, zayıf olarak yaratıldı. Hal, fiil işlenirken failin, mef'ulün veya her ikisinin durumunu gösteren mansup nekra isimdir. Mansup nekra isim. Fiile sorulan nasıl sorusunun cevabı haldir. İşte huligal insan, insan yaratıldı. Nasıl yaratıldı? Daife, zayıf olarak. Burada daife kısmı hal oluyor. Hal Türkçe'ye rekrak rak, yani şöyle yaparak, şöyle olduğu halde, iken gibi ifadelerle tercüme edilebilir. Bunları tercüme ederken zaten göreceğiz. Hal, üste görüldüğü üzere, yani bir öncekinde görüldüğü üzere, müfret olarak gelebilir. Daife, müfret olarak geldi. Ama isim ve fiil cümlesi olarak da gelebilir. Ne gibi? Mesela Hz. Yakub'un oğulları kardeşleri Yusuf'u kuyuya atıyorlar. Akşam sahte gözyaşlarıyla babalarının yanlarına varıyorlar. Kur'an şöyle anlatıyor bunu. Ve ebahum babalarına geldiler. Işa'en akşam vakti. İşte nasıl geldiler? Yebkune ağlayarak. Ağladıkları halde geldiler. Burada yebkune fiil olarak gelmiştir ve cümle içindeki yeri hal Hz Zekeriya mihrapta ibadetini yapmaktadır. Melekler kendisine nida ediyorlar Burada da bir hal cümlesi görülmekte Allah bunu bize şöyle bildiriyor. Fenade Tülmelaiketum <laughs> melekler ona nida ettiler. Ve o şöyle olduğu halde. Gaimun yusalli fil mihrab. Mihrabta salatta bulunduğu halde bulunurken ona melekler nida ettiler. Burada kırmızıyla gösterilen kısım hal cümlesi. Bu cümlede el melaike kelimesinden sonra gelen vav harfine şu vav vav haliye deniliyor hal bildiren vav. Wow. Bunun başka örneklerini de ayetlerde göreceğiz. Hal ve sıfat bazen birbirine karıştırılabilir. Sıfat nedir, hal nedir ayırabilmek için şuna herhalde dikkat etmek gerekecek. Hal marife isimden sonra gelir. Sıfat ise nekra isimden sonra gelir. Ne gibi? Ra'eytur racule yes'a. Burada Ra'eytur racule adamı gördüm. Yes'a koşuyor. Koşar halde gördüm. Yani burada marife isimden sonra gelene hal deniliyor. Ama şöyle olsaydı Ra'eytu raculen yes'a koşan bir adam gördüm. Koşan onun sıfatı olacaktı. Nekra isimden sonra gelen onun sıfatıdır. Daha evvel sıfat konusunu anlatırken bunu ifade etmiştik. Kur'an'dan bazı örnekler Allahu Teala tefekkür ehli olan kimseleri met ediyor ve diyor ki ellezina o kimseler yezkurun Allah'a Allah'ı zikrederler kıyamen ayakta ve guuden oturdukları yerde ve ala cunubihim yanlarına yaslandıklarında Allah'ı zikrederler. Burada kıyamen, kuuden ve ala cunubihim hal olarak gelmiştir. <laughs> Allahu Teala insana bir takım uyarılarda bulunuyor. Birisi de şu: "Ve la temşifil ardı meraha Yeryüzünde çalımla yürüme. Çalımlı bir halde. meraha burada e, hal olarak gelmiştir. Meşayimşi meşe yürüdü, yemşi yürür. La temşi sen yürümem. Fil art yeryüzünde. Nasıl? Meraha çalımlı bir şekilde. Ve rabbeke fi nefsike içinden böyle Rabbini an, tadarru an, yalva, yana yakıla, tazarru ile. Tazarru bu Türkçe'ye tazarru olarak geçmiştir. Tazarru derinden yalvarış ve Arapça orijinalinde tadarru ve hife böyle gizlice ve dunel cahr minel gavl ee, alçak sesle Bilgudu gudu ve sabah akşam Rabbini bu şekilde an. Kırmızı olarak gösterilen kısımlar hal. Yetim malı yiyenler haksız bir şekilde onların durumunu anlatan bir ayet. İnnellezîne ye'kulûna emâlel yetâme yetim mallarını yiyenler var ya zulmen zulmen olduğu halde. Yani zulmen yetim malı yiyenler var ya innemâ ye'kulûne fî butûnihim nâr. Onlar kendi karınlarına ancak ateş doldurmuş olurlar. Yani yedikleri Ateşten başka bir şey değildir. Burada zulmen cümle içindeki durumu itibariyle hal. Yani kulune mal al yetama yetim mallarını yiyorlar. Nasıl bir halde yiyorlar? Zulmen yiyorlar. Zulmen kısmı hal. Allah-u Teala'nın zalim beldeleri şiddetle cezalandırması onu anlatan bir ayet. Ve kذلك işte böyledir. Ahzur <laughs> Rabbike Rabb'inin cezalandırması. İza ahazal Gur'a beldeleri cezalandırdığında ve hiye zalime zalim oldukları halde. Vav vav haliye <laughs> ve hiye zalime Kur'an'ın o beldelerin durumunu anlatıyor. Yani Allah halkı salah içinde olan, ıslahta bulunan beldeleri helak etmez ama zalim olduklarında helak eder. Ve insanlara emredilen ne? Bunu bildiren bir ayet. Ve ma umiru onlara olunmadı. İlla ancak şu emredildi. Halbuki onlara emredilen ancak şu idi. Liyabudullaha Allah'a ibadet etmeleriydi. Muhlisine lehuddine hunefa'a dinde samimi hanifler olarak muhlisine lehuddin. Muhlis, ihlaslı. Dinde samimi kimseler olarak ibadet etmeleriydi. Ve yukimus salate ve yutuz zekate namazı dosdoğru kılmaları ve zekatı vermeleriydi. Burada muhlisine lehuddine hunefe'e nasıl oldukları halde ibadet edecekler onu bize anlatıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmet için bir paratoner olması bunu anlatan bir ayet. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ Allah onları azap edecek değildir. وَاَنْتَ ف۪يهِمْ Sen içlerinde olduğun halde. Sen içlerindeyken Allah onlara azap edecek değildir. وَمَا كَانَ Allahu مُعَذِّبَهُمْ Allah onlara azap verici değildir hum yestafirun. Onlar istiğfar ettikleri halde de Allah onlara azap edici değildir. Burada insanları azaptan kurtaracak iki duruma dikkat çekildi. Birisi Peygamberimizin o toplumun içinde olması, diğeri de insanların istiğfar etmeleri. Peygamberimizin kendi yaşadığı devri, devir itibariyle onlar içinde olması malum zaten. Ama günümüze bakan yönüyle peygamberin hadisi bizim içimizde ise uygulanıyorsa o da e, ümmet hakkında e, koruyucu bir durumdur. Fenâdetül melaiketu Hz. Zekeriya ile alakalı bir durum. Melekler ona nida etti. Ve huve yusalli yusallifil mihrap. Mihrapta salatta bulunurken şöyle nida ettiler. Ennallâhe yübeşşiruke bi Yahya. Allah sana Yahya'yı müjdeliyor. Gale o da dedi ki Rabbi ya Rabbi enne yekunu li erkek çocuk. Benim nasıl çocuğum olur ki? Ve gad bel kiberu. ihtiyarlık bana gelip çatmış durumda. Kiber yaşlılık. Ve ee, emrati ağır. Hanımım da kısır bir durumda. Yani ben bir perifani olmuşum, hanımım da kısır. Böyle bir durumda, böyle bir halde benim nasıl çocuğum olur? E, Tabi Allah dilerse olur ve gerçekten de Allahu Teala Yahya ismiyle ona bir çocuk nasip ediyor. Yahya'nın şu an bizdeki karşılığı yaşar. Yani fiil olarak da, isim olarak da aynı şekilde kullanılmakta. Kur'an-ı Kerim bize çok ilginç bilgiler veriyor. Mesela Hz. Süleyman Neml Vadisi'nden geçerken karıncaların konuşmalarını duyuyor. Anlıyor onların konuşmalarını. Fettebesseme tebessüm etti. Dahikan gülerek. Hz. Süleyman karıncanın sözüne tebessüm etti. Gülerek tebessüm etti. Min gavlihe onun sözünden dolayı. Burada tebesseme dahikan tebesseme tebessüm etti. Ne olduğu halde, nasıl olduğu halde? dahikan güldüğü halde tebessüm etti. Güler bir vaziyette veya tebessümde bulundu. Fela <laughs> tecalu lillahi de Allah'a emsal kılmayın ve tüm talemun bildiğiniz halde. Yani bile bile Allah'a emsal kılmayın. İsrailoğullarına yönelik bir hatırlatma. Etemuruna nase bil insanlara iyiliği emreder ve tensevna nusakum nefsinizi unutursunuz. Bir de başında e var. Böyle mi yaparsınız? Yani insanlara iyiliği emreder de kendinizi unutur musunuz? Ve entum halbuki siz kitabe kitabı okuyorsunuz. Yani siz kitabı okuyup durduğunuz halde insanlara iyiliği emreder kendi nefsinizi unutur musunuz? Bu ne demektir? Öyle yapmayın. Başkasına nasihat ettiğinizde önce gereğini kendiniz yapın. Gıybetle ilgili ayet bu <laughs> hadukum sizden biri <sever> mi? en yekule lahme ahihi kardeşinin etini yemeyi meyte ölü olduğu halde sizden biri ölü kardeşinin etini yemeyi severme burada meyte ölü olduğu halde hal ifadesi. Dua ederken nasıl edilecek? Bunu bildiren bir ayet. Ud'u rabbikum, Rabbinize dua edin. Tadarruan yana yakıla, tazarru ile ve hufye gizlice. Nasıl edileceği bu kırmızılarla belirtilmiş. Bunlar hal ifadeleri. Fedullah'a Allah'a dua edin. Muhlisine lehuddin. Dinde samimi olarak. Ve lev kafirun. Kafirler hoşlanmasalar da. Ya eyyühen nas. fil ardı. Yeryüzünde olanlardan yiyin. Ey insanlar. Yeryüzünde olanlardan yiyin. Halalen tayyibe. Helal hoş olarak. Helal temiz olarak. Yeryüzünde olanlardan yiyin. Halalen tayyibe hal ifadesi. Yani yiyin nasıl olduğu halde, helal olduğu halde, tayyiben temiz olduğu halde. Ve la telbisul hakka bil batıl. Hakkı batılla karıştırmayın veya hakkı batıla karıştırmayın. Ve tek tümül hakka. La burayı da etkiliyor. Ve la tek tümül hak. Hakkı gizlemeyin. Ve entüm talemun bildiğiniz halde bildiğiniz halde bile bile hakkı gizlemeyin. Burada münafıkların namazı ve vermeleri anlatılıyor. Yani münafık dinde samimi değildir. Diliyle iman etmiş görülür ama kalbi iman etmemiştir. Bunların namazı nasıl? Bunların infakta bulunması nasıl? وَلَا يَئْتُونَ الصَّلَاةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالًا O münafıklar namaza ancak tembel tembel gelirler Küsela e, tembel tembel kişiler olarak demek ve la yunfiguna illa ve hum karihun ve infakta bulunmaları da ancak kerhendir. Hoşlanmadıkları halde içlerinden bir istek duymadan vermek zorunda kaldıkları için verirler. Bedir'de Müslümanların durumunu anlatıyor ve Allah'ın yardımını. Velagat nasarakumullah bi Bedir'in andolsun Allah Bedir'de size yardım etmişti. Ve entum ezille siz güçsüz olduğunuz halde. Ve entum ezille burada vav vav haliyedir. Toplu halde de siz güçsüz olduğunuz halde. Kıyamette insanların kıyametin dehşetinden sarhoş olması anlatılıyor. Ve teran nase sen o gün insanları sarhoş görürsün. Ve ma hum bi halbuki onlar sarhoş değillerdir. Burada halbuki onlar sarhoş değillerdir hal ifadesi. Ve lakin azabullah şiddet lakin Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Yaratılışımızı bildiren bir ayet. Vallahu ahrecakum min butun ummahatikum. Allah sizi analarınızın karnından çıkardı. Butun batınlar, karınlar. Ummahat anneler. Küm anneleriniz. Annelerinizin karınlarından sizi çıkardı. La ta'lamuna şey'e siz bir şey bilmez halde iken. Yani dünyaya gelen insanlar önce hiçbir şey bilmiyorlar ama ömür boyu bir şeyler öğreniyorlar. Ve cahalerakumü sema vel absar size e, işitme, absar göz, fide gönüller verdi. Lekum teşkurun ta veya umulur ki şükredersiniz diye. Hal konusunu bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Buradan bedel konusuna geçiyoruz. Bedel derken kendisinden önceki kelimeyi açıklayıp pekiştiren ve hareke bakımından da ona uyan kelime. Mesela Musa Aleyhisselam Allah'a dua ediyor. Vecalli ve ziran min ehli ehlimden bana bir vezir yardımcı kıl. Haruna ahi kardeşim Harun'u. Burada vezira mansuptur. Harun'a ondan bedel gelmiştir. O da mansup olarak gelmiştir. Burada Harun'a ahi kardeşim Harun üstteki ibaredeki vezir ifadesinden bedeldir. Yeseluneke ani şehril harami sana haramaydan soruyorlar. Gıtelin fihi onda savaşmaktan. Yani haramayın nesini soruyorlar? Onda savaşmaktan. Dolayısıyla burada gıtelin fihi Onda savaşmak ibaresi şehri haramdan bedel olarak gelmiştir. İlk, i̇lk nazil olan sure alak suresi oradaki geçen ayetlerden iki tanesi. Le illem yentehi eğer o inatçı din, din düşmanı bu davranışından vazgeçmezse İnteha yentehi son vermek. Nihayete erdirmek. Yaptığı kötülüklere son vermezse, nihayete erdirmezse an bir nasiye. Nasiye şu şura, insanın şurası perçemi orasından tutup onu sürükleriz. Ateşe, cehenneme sürükleriz. Nasiyeden bedel nasiyetin, kâzibetin, hatiye. O yalancı, günahkar perçeminden. Yani bu şekilde bedel olarak getiriliyor. Peygamberimizin sırat-ı müstakime hidayet etmesi anlatılıyor. Ey peygamber ve inneke gerçekten sen le tehdi iletirsin. İle sırat-ı müstakim doğru bir yola iletirsin. Bu sırat-ı müstakimden bedel nedir? Sıratillah, Allah'ın yoluna iletirsin. Ellezî ki o Allah lehû mâ fissemâvâti ve mâ fil art göklerdeki ve her şey onundur. Yani ey peygamber sen sırat-ı müstakime iletirsin. Doğru bir yola iletirsin. Yani göklerde ve yerde her şey kendisinin olan Allah'ın yoluna iletirsin. Hz. Musa'nın ilk vahye muhatap olması bununla alakalı bir durum. Ve izna da rabbuke Musa hani Rabbin Musa'ya nida etmişti. En şunu iti var. Git. Var git. El kavme zalimin zalim kavme git. Kavme firavun firavunun kav kavmine. Burada e o zalim kavim dedikten sonra bundan murat kavmi firavun, firavunun kavmi. Kırmızı olarak gösterilen kısım el kavme zaliminin zaliminden bedeldir. Böylece bu derste hal ve bedel konusunu anlatmış olduk. Bunlar da yine ana hatlarıyla iyi bir şekilde anlaşıldığında Kur'an-ı Kerim'in hemen her tarafında Hal bedel örnekleri görmek mümkün olacaktır.